Efendim? Bir şeyler bulabilir mi Cemre? Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun da korkuyorsun. Bak eyvallah, korkunu anlıyorum senin ama sen bana numarayı vermezsen ben yürüyemem. Tamam. En kısa zamanda o telefonu bulup numarayı göndereceğim sana. Eyvallah. Birlikte baktığımız bir davanın dosyasını arıyordum. Tamam aşkım. Açıklamana gerek yok ki. Ne oldu? Demir, babamın odasındayız yani. Evet, haklısın. Ama yani sen de bana biraz hak ver. Ne zamandır seni görmüyorum. Bu Kerem denen herif hayatımıza girdiğinden beri... Demir, başlamayalım lütfen. Tamam. Başlamayalım. Ama bu konuyu konuşmamız lazım. Şu an çok fazla işim var. Konuşuruz. Gitmem lazım. Beni istemişsiniz müdürüm. Gel, gel Adalı, gel oğlum, gel, gel. Sana b**tan bir haberim var. Siz bana zaten ne zaman güzel bir haber verdiniz ki müdürüm? Ya, kes olumsuzluğu şimdi ya. Başına başına, dinliyorum sizi. Oğlum bak, ben elimden gelen her şeyi yaptım senin için ama... seninle alakalı kovuşturma iznini verecekler. Bundan sonra işin zor Adalı, çok zor. Eyvallah. Eyvallah. Benim için sıkıntı yapmayın müdürüm. Sıkıntı yapmayın da yani ben bir tek şeyi anlamıyorum, çözemiyorum. Ben bu ofisinin camını patlatalı 6 ay oldu. Bu niye durdu şimdi palazlarda? Niye bize karşı dava açtı? Ben onu anlamıyorum. Bilmiyorum oğlum. Nereden bileyim? Yok yok, ben biliyorum. Ben biliyorum galiba. Ben biliyorum. Cemre. Kadir. Babamda bir telefon falan yok. Yani üzerinde taşıyorsa o başka. Telefon babanda değil. Kimde? Onu da sen bulacaksın zaten ama ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Babanın yerine en çok kim geçmek istiyorsa ona bak. Yani baban en çok kime güveniyorsa telefon onda. Babanın gölgesi kimse telefon onda. Unutma. Thank you.
Cemre. Kendimi affettirmeye geldim. Bana karşı o kadar iyisin ki. Ya sen olmasan ne yapardım bilmiyorum.